Çok şey olmuşsun, fazla doğal olmuşsun. Bir kalk yapma, tamam ben biliyorum. Denizler merhabalar, bu kış kapalı yollar nedeniyle çok sayıda hasta... O ne ya? Ah, ah benim güzel çay ağacım. Oo, çay ağacına bak. Çaylar da bir hayli demli görülüyor. Bakmış ben öleceğim. Eşek de gelmiş durmadan ağırırmış kapının önünde annemin eşeği. Meğersem geriliyormuş böyle emdir diyormuş yani. Eşek dili yok ya söyleyemiyor. Ha. Tutmuş. Nenem de dedem demiş ki kız şunu bacağın arası ver hele çocuğa memeyi ne yapacak eşek. Vermiş gibi öyle durmuş eşek beni eşek 6 ay emdirmiş. Eşek sütü vardı. Suat Hanım bir şey söylüyorum. Hani Tarkan'ı kurtlar mı söyleyeyim? Hayatında hiç önceden böyle bir hikaye duymuş olan var mı? Evet, küçük ne büyük e. Bence de hayatında hiç daha önceden böyle hikaye duymuş olan var mı? Tamam, bu ne lan? Durun ya, bu video aşırı ya. Bu videoda böyle şeylerden bir sürü var. İzleyin. Dur, bekle. Eşek sütü çok... Eşek sütü güzel de yani eşeğin süt... Yani çocuğu emzirmesi pek tuhaf. Pek tuhaf değil mi? Biraz tuhaf. Kim var benim kafayı çeviriyor şu kafayı çeviriyor. Lan. Tamam gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bana enerji şekli çok sağ ol. Bir dakika abi. Ben orayı görmedim abi. Tamam. Ay. Üfledim. Üfürüm. Sakın bir daha. Üfürüm. Tikim var ya benim. Tikliyim ben. Neyse. Yani. Gel bakayım sen gel gel. Ama şey şimdi. Gel. Aa. Geldi aklına. Aman be. Unutmuşuz bu işleri. Of. Şimdi aparatı taktıktan sonra bu hortumu da takıyoruz. Ve şişemizi şöyle ağzını iyice kapattıktan sonra biraz karbondioksit gazı veriyoruz. Şöyle verdikten sonra da şimdi bazen hani deriz ya efendim kolu... Yalnız karbondioksit gazı birazcık daha sanki az mı vermeliymişiz yoksa direkt vermemeliymiş miyizmiş miyiz yani? Sizden hoşlandım ama gerçekten onun için yaptım. Kendinize gelin ama. Gözlerinize baksana geçen çok güzel gözleriniz var yani yemin ederim. Gerçekten. Çok güzel. Yalnız kadın nasıl mest oldu hareketlere bak şöyle şöyle şeyler yapıyor. Kendinize gelin lütfen. Ben bir şey yok ben devam ediyorum. Ben birine konuşurken... Birisiyle konuşurken dayanamıyorum, böyle yapıyorum. Yani. Alışkanlık bu yani. Bendeki... Recep Bey, tikiniz mi var Recep Bey? Koluma dürte dürte bir dakika. Öyle bir şey yok. Alışkanlık diyorum ya. Herkese bir alışkanlık Recep Bey, var yani. Tikiniz mi var? Ya, tikiniz mi var? Evet. Recep, manyak mıdır nedir ya? Delirmiş ya, tertemiz delirmiş ya. Dürtüyor ya, sinirim bozuluyor. Bunda bir şey yok hani. İleride kurtuluruz belki bundan da yani. Gerçekten. Olamaz mı? Bunun için hemen susunuz niye? Ya koluma dürtüyorsun. Acımaz, kafana uyandım. Acımaz. Bana şey yaparım. Biliyor musun? Beyefendi bir... Dürtme. Bir tarafa ne olabilir? Eşya olabilir. Çamaşır böyle hareketli makinesi. Bir şey. Oyuncak. Hareketli oyuncaklar var böyle düğmesine bastın mı bir şeyler yapan falan.
Kafayı hatırlamaz abi. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Yani ne yapabilirsin? Çorumlu amir geldi. Bebek kabahat. Bana dolap da var. Lidor sen niye üzüldün Lidor? Komik değildim. Yap ortada karıştıracağım. Yavaş. Oğlum bebeğim takma atıyorsun. Hadi abi. Ya, at yoruldu. Sapma diyeyim. Sapma. Normal normal. Normal mi? Ayakkabı da var. Abi size hayırlı. Noktayı koyduk yarın akşam görüşürüz. Bir daha Gökmen bir daha. Hayır hayır olmaz hayır. Saat 22.30. Gökmen abi ya. Saat 22.30'a görüşürüz. Ne farkında değil. Abi çok enteresan bir şey var. Bilgin Bey 1998 Dünya Kupası sırasında bir köşe yazısı yazmıştı. Köşe yazısında o dönem Japonya milli takımında yer alan İnci Arakos adlı bir futbolcuyu üç büyüklere tavsiye eden bir yazıydı. Üç büyükler ilgilenmediler. Hatırlıyor musun? İnci Arakos. Bilmiyorum. Ben Beke Futbolcu daha sonra Japon Ligi'nde oynadığı kulübü 5 sene üstü şampiyon yaptı. Ve Arakos şu anda Japon milli takımının başında. Transferler yapılırken köşe yazarlarından yorumlarının dikkate alınmaması Bilgin Gökberk'e göre yanlış mıdır? Köşe yazarlarının yorumlarının dikkate alınmaması. Belki fantezi bir yazarmış. Böyle bir yazı hiç yazmadım çünkü. Yani İnci Arakos diye bir adam valla hani tamamen... Hayır belki fantastik, fantastik bir yazı, fantezi yazıdır yani o bir... Peki soruya cevap verelim. Yani köşe yazarları bir şey dedikleri zaman böyle bir adam yok ya. Ben bulamadım en azından. Ben de hatırlamıyorum biliyorsun. Peki be... La grande di Santa Frato e una nana di El de Carvar kalbin senin bu gece bakarken pencereden gözlerim sen özler. Nevroz kutlama. Oradan oraya nasıl bir geçiş oldu yani gerçekten. Bingöl'den selamlar. Aleyküm selam. Kutlamaları devam ediyor. Bu kutlamalardan biri de sevgili izleyiciler İstanbul Sultanbeyli'de arkadaşımız Burak Koçit karşımızda davul zurna sesleriyle sözü Burak'a bırakıyorum. Burak beni duyabiliyor musun? Hemen sözü sana bırakalım. Gerçi o sesi de biraz duymaz zor ama. Evet. İkincisi... Bir saniye arkadaşlar. Yok. Ben artık ortaya salata olmak istemiyorum. Bir saniye Serdar. Yok. Hayır. Dün akşam oturmuşlar kızını karısını konuşturmuş. Hayır arkadaş. Bana bak. Bir sus. Ondan konuşuyorum. Lan bir sus. Hayır yok ondan konuşuyorum lütfen. Bana bak bir sus. Yok şerefsiz. Bir saniye. Alalım. Lütfen. Adam laptopla oynarken uyuyakalıyor. Tamam. Ertesi gün bir uyanıyor hastalanmış. Nezle, grip gitmiş adam. Sebep ne olabilir sence? Ne olabilir? Windows'u açık bırakmış. ne oldu? Harika bir espri yaptın. 300 puan değerinde bir sessiz harf. Çok harf. Kötü. 300. Gerçekten berbat. Urfa'ya gittin mi? Urfa'ya? Gittim. Evet. İyi halt ettin. Yüksek sesle. Nereli? Ya bir dakika bir droplanıyorum. Drop giriyor mu şu an? Alo, dropçuk. Ufağından bir saniye. Tam şu an sıkıntı yok değil mi?
Geçti, okey. Nerenin Uğuz? Fuat'ın Uğuz'u. Ya Urfa'nın Uğuz'u. Fuat'ın Uğuz'u. Emin misin? Uğuz sesli mi, sessiz mi? Bak, şimdi U, U'luysa U'lu bakayım sesli mi oluyor? U. Sesli mi, sessiz mi? Sessiz söyleyeceksin. İzmir gibi. U, sessiz, U. Sessiz söyle. U. Ya çok... Ay, inanılmaz. Aldatmıyor, aldatmıyor. U. Boynuz taktı bana, boynuz. Siktir lan, aldatma. Siktir lan.